Merhaba değerli dostum Meskemi Kimya kanalına hoş geldin. Bugün seninle asit baz dengesinde son kısım olan tampon çözeltiler ve hidrolizden bahsedeceğim. Konuyla ilgili pdf aşağıda açıklama kısmında oradan indirip benimle beraber takip edebilirsin. Hadi o zaman vakit kaybetmeyelim. Hazırsan başlayalım. Şimdi tampon çözelti deyince ne aklına geliyor? Araçlardaki tampon aklına geliyor değil mi? Eskiden tabi şimdiki gibi değil. Şimdi plastik ama eskiden böyle metaldi tamponlar böyle sağlamdı. Çarptın mı haşet ediyordu karşı tarafı. Peki o ne işe yarıyordu? Aracı belirli bir aralıkta tutuyor değil mi? O böyle akordeon gibi olmasını engelliyordu. Öyle söyleyelim. İşte tampon çözeltide de pH'in belirli aralıkta kalmasını sağlıyor. Temel görevi bu diyebiliriz dostum. Tampon çözelti aslında şudur. Zayıf asit ya da zayıf baz bulunan bir çözeltide. Bu zayıf asit ya da zayıf bazın konjüge asit bazı bulunuyorsa bu çözelti tampon çözeltidir. Yani şöyle örnek vereyim. Zayıf bir asit var ve bunun konjüge bazı var. Bu ikisinin olduğu çözelti tampon çözelti. Zayıf bir baz var ve bunun konjüge asidi var. Bu ikisinin birlikte olduğu çözelti ne oluyor? Tampon çözelti oluyor. Şöyle örnek vereyim. Bak zayıf asit vermiş. Zayıf asit HCN. Bunun konjüge bazı nedir? CN. İşte bunun tuzunu içeriyor. zayıf asit ve bunun konjüge bazını içeren tuz. Bu çözelti ne oldu? Tampon çözelti oldu. H2CO3, HCO3. Bunu Semih Hoca daha iyi bilir ama vücudumuzda bir bikarbonat tamponu vardır. H2CO3, HCO3 tampon çözeltisi vardır. pH yani kanın pH'inin belirli aralıkta kalmasını sağlar. H ve F- iyonu ya da KF tuzu işte bu şekilde olduğunda yine nedir? tampon çözelti olacaktır. Bunlar asidik tamponlar. Zayıf baz ve onun konjüge asidini içeren tuz bulunan çözeltide ne olacaktır? Bazik tampon olacaktır. NH3 zayıf baz, NH4 bunun konjüge asidi işte NH4Cl, NH4NO3 gibi tuzların bulunduğu çözeltiler tampon çözelti olacaktır dostum. Tampon çözeltilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi az miktarda asit ya da baz ilavesinde buna direnç gösterir. pH değişimine direnç gösterir. pH'i değiştirmemeye çalışır. Şöyle örnek vereyim. HCN asidi ile NaCN tuzundan oluşan bir tampon düşün. Burada ne var? HCN var ve Cn eksi iyonu var. Tampon bunlardan oluşuyor. Ben buraya baz ilave edersem asit kısmı devreye giriyor. Hop kardeş dur orada diyor. Ben sana müdahale ederim diyor. Burada pH'i değiştiremezsin öyle diyor. Bu ne yapıyor? o aşı yani bazdan gelen iyonu tutuyor. Hemen hidrojeni veriyor. H2O'ya dönüştürüyor ve CN iyonu bırakıyor ortama. Ne yapıyor? O pH'in aynı şekilde kalmasını sağlıyor ya da yakın şekilde. Asit ilave ettiğinde ise baz kısmı devreye giriyor. Hop diyor kardeş dur sen gel bakayım diyor benimle buna dönüşüyor. Ne yapıyor? pH değişimine direnç gösteriyorlar. Ve unutmaman gereken önemli bir ifade kuvvetli asit ya da kuvvetli bazların tampon çözeltisi yoktur. Bak burada örnek vermişiz. H3PO4 ve NaH2PO4. Bu bir tampon çözelti midir? Evet. Çünkü bu zayıf asit bu da onun konjüge bazı. O zaman bu ondan oluşan bir tuzdur. Tampon çözeltidir. KOH kuvvetli baz. Bu da onun tuzu. Hayır. Kuvvetlilerin tampon çözeltisi yoktur. NH3 zayıf baz. Burada NH4 var. Bunun tuzu ne olacaktır? Bu da tampon çözelti oluşturacaktır. Zayıf asit tuzu, zayıf bas tuzu bir arada bulunursa tampon çözelti. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu dostum. Çok kral bir soru diyor ki oda sıcaklığında 0,2 molar 200 mililitre HCN ve 0,1 molar 200 mililitre NaOH çözeltileri karıştırıyorlar. Buna göre nay nay nay. HCN artı NAOH. Bu tepkime sonucunda H ile OH birleşip suya dönüştü. Geriye ne kaldı? NA ve CN kaldı. Bu bu 0,2 moler 0,2 litreden 0,04 mol olacaktır. 0,02 yazıyorum az Burası ne olacaktır? 0,1 moler 200 mililitreden. Evet bu 0,02 mol olacaktır. Şimdi bundan 0,02 mol tepkimeye girerse bundan da 0,02 mol tepkimeye girer. 0,02 mol ne oldu? HCN arttı. Bundan 0,02 mol oluşacaktır. 0,02 mol NaCN oluştu. Şimdi bir de su oluştu. Önemli değil. Şöyle öyle bir durum var zayıf asit ve tuzu kaldı ortamda yani burada bir tampon çözelti oluştu B seçeneği doğrudur tepkime sonucunda pH 7'den küçüktür evet doğrudur neden çünkü asitten arttı o yüzden doğru bir ifadedir oluşan tuzun formülü ne A C evet bunu da bulduk doğrudur çözeltiye az miktarda asit ya da baz eklenirse pH değişimine direnç gösterir bakarız evet tampon çözelti olduğu için bu ifade de doğrudur diyor ki Son durumda ortam baziktir. Hayır pH neydi 7'nin altındaydı. Çünkü HCN'den artmıştı. Ortam asidiktir. O yüzden E seçeneği yanlıştır dostum. Bak bakalım bu soru da ne diyor? NH3, H2O, NH4 ve OH'a dönüşmüş. Diyor ki bu ortama NH4Cl ilave edilirse Nay 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 bakalım ne oluyor? Ben NH4 ilave ettiğimde NH4Cl ilave ettiğimde Aslında ben buraya NH4 iyonu ilave etmiş olacağım. NH4 iyonu derişimi arttı. Denge bunu bu tarafa kaydıracak. Bir miktar azalacak. Bu doğrudan azalacak. Bu da doğrudan artacak. Şimdi NH3 ne yaptı? Ayrışmanın zıttı yönüne gitti. Yani iyonlaşma yüzdesi azalacaktır. Doğrudur. OH iyonu derişimi azaldı. Evet çünkü NH4 ilave ettiğim için denge girenler yönüne kaydı. OH iyonu derişimi azalacaktır. Ne diyor? Bazik tampon çözelti elde edilir. Evet. Çünkü NH3 var. NH4C ile bazik tampon oluşur. O yüzden cevap ne oldu? 1, 2 ve 3 oldu doğrusu. Gel birazcık da hidrolizden bahsedelim. Hidroliz şudur. Tuzların asitliği bazlığıdır aslında. Şu vardır. Tuzlar neyden oluşur? Asidin anyonu ve bazın katyonundan oluşur. Ve tuzlar 3 cins olarak söyleyelim. Normalde var da biz 3 cinsinden bahsedelim. Asidik tuz, Bazik tuz ve nötr tuzdan bahsediyoruz. Nötr tuz, kuvvetli asit kuvvetli bazdan oluşan tuzdur. Asidik tuz, kuvvetli asit zayıf bazdan oluşan tuzdur. Bazik tuzsa kuvvetli baz zayıf asitten oluşan tuzdur dostum. Bak burada örneklendirmişim. NaOH kuvvetli baz. HCl kuvvetli asit. Buradan oluşan NaCl nötr tuzdur. Ne anyonu ne de katyonu hidroliz olmaz. Çünkü kuvvetliden gelen iyon hidrolize uğramamaktadır. Zayıftan gelen iyon konjüge asit ve konjüge baz özelliği gösterdiği için ne yapacaktır? Orada su ile birleşerek asidik ya da bazik bir ortam oluşmasına sebep olur ama kuvvetlilerde bu durum söz konusu değildir dostum. KOH kuvvetli baz. HCN zayıf asit. Buradan oluşan tuz yani KCN tuzun olacaktır. Bazik bir tuz olacaktır. Burada zayıftan gelen iyon siyanür olduğu için hidrolize uğrayacaktır. Peki nasıl bir hidrolize olacaktır? Bak CN- eksi iyonu suyla birleşir ve kendini oluşturan maddeye yani HCN'ye dönüşecektir. E geriye ne kaldı? OH kaldı. Zaten bu bazik özellik gösteren bir Anyondu daha önceden söylemiştim bunu. Burada ortam bazik olmuş oldu. Bunun da sebebi işte siyanür iyonunun suyla hidrolize uğraması dostum. Burada bak NH3 zayıf baz. HNO3 kuvvetli asit. Buradan asidik tuz oluşacak. Su da ayrıştı. NH4 ve NO3 oluştu. Burada katyon hidrolize olur çünkü zayıftan geliyor. Şöyle göstereyim. NH4 artı iyonu ne yapacaktır? Su ile birleşecek. Asidik bir maddedir. Bu neydi? Asidik katyonlardandı. Ne oluşturacaktır? NH3 kendini oluşturan madde ve H3O artı iyonu meydana getirecektir dostum. Burada da demin söylediğim işte NaCN tuzu ayrıştı. Na artı ve Cn eksi oluşturdu. Hidrolize uğrayan iyon hangisidir? Zayıftan gelen siyanürdür kendini oluşturan maddeye dönüşür ve ortama OH vermiş olur. Aynı durum NH4, NO3 tuzu suda ayrıştı. NH4 artı ve NO3 eksi verdi. Zayıftan gelen iyon su ile birleşerek kendini oluşturan maddeye dönüştürdü ve ne yaptı? Ortama H artı iyonu verdi. İşte asidik tuz olmasının sebebi budur dostum. Bak ne diyor? Hangileri hidroliz olur diyor. Yapısında zayıf asit ya da zayıf bazdan iyon varsa hidroliz olacaktır. Bu nedir? NaOH ve HCl'den oluşur. Yani ikisi de kuvvetlidir. Anyon da kuvvetliden gelmiş, katyon da kuvvetliden gelmiş. Yani burada ne olacaktır? Hidroliz olmayacaktır. NH4, 2, SO4. Burada NH4 var ve SO4 var. SO4 eksi yüklü iyon. H2SO4 kuvvetli asit ama NH4 NH3'ten gelir. Burada zayıftan gelen iyon olduğu için hidroliz vardır. KF, K artı ve F eksi var. KKOH kuvvetli baz. F, HF zayıf asit. Zayıftan gelen iyon var hidroliz olacaktır. CH3COO Na CH3 COO eksi ve Na artı Na artı NaOH kuvvetli bas. Ama CH3 coohdan gelir bu kısım. Yani zayıf asit. O zaman bu da hidroliz olur. Cevabımız 2, 3 ve 4 olacaktır dostum. 4'ü de bir türlü yazamadım. Neyse artık. Gel şimdi birazcık da yorum yapalım beraber. Diyor ki iyonlaşma denklemi yukarıdaki gibi olan HCN çözelsine aşağıdaki işlemler uygulandığında neler olur bu değişiklikleri yazalım diyor. Aynı sıcaklıkta bir miktar saf su ilavesi diyor. Şimdi ben buraya saf su ilave edersem hepsinin derişimi azalacaktır. Derişimler azalınca sistem derişimi arttırmak istemeyecek mi? Yani dengeyi ürünler yönüne kaydıracak. Burada ürünler yönüne kaydırdığında bu bir miktar artacak. Bu da bir miktar artacak. Bu daha da azalmış olacak ama sonuçta hepsinin derişimi azalmış olacak. Dengenin yönü bir. Eyvallah. İyonlaşma yönü olduğu için iyonlaşma yüzdesi ne oldu? Arttı. Şöyle okla göstereyim. Burada hidrojen derişimi su ilavesinden dolayı azaldı. Tamam, bir miktar arttı ama sonuçta başlangıca göre azalmış oldu. Hidrojen derişimi azaldı. Siyanür derişimi de azaldı. E şimdi hidrojen derişimi azalıyorsa asitlik azalıyordur. O zaman pH ne olacaktır? artacaktır. Sıcaklık değişmediği müddetçe Ka değeri ne olacaktır? Değişmemiş olacaktır. Burada grafikte de göstermiş bak su ilave ettik. hidrojen derişimi birden düştü. Sonra denge o tarafa kaydı için bir miktar arttı ama başlangıç seviyesine ulaşamamış oldu. Buraya bak aynı sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırma. Su buharlaştırırsam derişim artmaz mı? Artar. Hepsinin derişimi arttı. Sistem derişimi azaltmak için mol sayısının az olduğu tarafa kaydı yani girenler yönüne kaydı. İyonlaşma yüzdesi azalmış oldu. Dengenin yönü 2 oldu şimdi denge bu tarafa kaydığında bu miktar azalacak, bir bu da bir miktar azalacak, bu bir miktar artacak. E ne oldu? Hidrojen başlangıca göre artmış oldu. Hidrojen derişimi arttı. Siyanür derişimi arttı. Hidrojen derişimi artıyorsa asitlik artmıştır pH azalacaktır. Sıcaklık değişmediği için Ka değeri değişmeyecektir. İşte burada da suyu buharlaştırdık. Derişim birden arttı. Sonra azaldı. Ama başlangıca göre artmış oldu. Şuraya bakalım. Şimdi sıcaklığı artırma demiş. Ben sıcaklığı artırdığımda denge ne yapacaktır? Ürünler yerine kayacaktır. Çünkü endotermik bir olaydan bahsediyorum. Denge ürünler yerine kaydığında... HCN derişimi azalacak. H derişimi ve CN derişimi artacak. Yani iyonlaşma yönü olduğu için iyonlaşma yüzdesi ne oldu? Artmış oldu. Dengenin yönü ne oldu? Bir yönü oldu. H artı yonu derişimi ne olacaktır? H artı yonu derişimi artmış olacaktır. Siyanür derişimi artmış olacaktır. Burada bak ürünler arttı. Ürün bölü giren değil mi? Ürün bölü giren olduğu için ürünlerin derişimi arttı. Girenlerin azaldı. O zaman Ka değeri ne olacaktır? Artmış olacaktır hidrojen derişimi arttığı için pH de ne olacaktır? Azalmış olacaktır. Denge ürünler yönüne kaydığı için hidrojen derişiminin artışını burada görüyorum dostum. Aynı sıcaklıkta HCl ekleyip çözme. Şimdi denklemi şuraya yazıyorum. HCN ne olacaktır? H artı Cn eksi. HCl demek hidrojen iyonu derişimini arttırmak demektir. Hidrojen derişimi artarsa denge ne olacaktır? Girenler yönüne kayacaktır. Bir miktar azalsa da başlangıca göre hidrojen derişimi artmış oldu. Denge girenler yönü yani iki yönüne kaymış oldu. Burada girenler yönüne kaydığı için iyonlaşma yüzdesi azalmış oldu. Bu doğrudan azaldı bu da arttı. Yani siyanür derişimi azalacaktır. Burada sıcaklık değişmiyor. O zaman Ka değeri değişmeyecektir. Hidrojen Derişim arttığı için pH ne olacaktır? Azalmış olacaktır. Burada da grafik hidrojenin birden artıp sonra azaldığı durumu gösteriyor. Ama başlangıca göre ne oluyor? Artmış oluyor dostum. Şuna bakarsak eğer Hcn H artı Cn eksi şeklinde verirsek biz bunu NaOH ilavesi diyor. OH iyonu baz ilave ettik. Hidrojenle tepkimeye girdiği için hidrojen derişimi birden azalacaktır. Denge bunu arttırmak için ürünler yönüne kayacaktır. Bir miktar artacak. CN artacak, HCN azalacak. İyonlaşma yönüne kaydı. O zaman iyonlaşma yüzdesi artacaktır. Dengenin yönü 1 oldu. Hidrojen derişimi azaldı, bir miktar arttı ama sonuçta azalmış oldu. Siyanür derişimi arttı. Sıcaklık sabit olduğu için KA değişmedi. Hidrojen derişimi azaldığı için pH ne oldu? Artmış oldu. Burada da grafik bunu gayet güzel bir şekilde göstermekte dostum. Evet böylelikle asit baz dengesi konusunu bitirmiş olduk. Bu konuyla ilgili bol miktarda soru çözmeyi sakın unutmayın dostum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Desteğin için teşekkür ediyorum. İki fosfor bir asit, kimya bu kadar basit. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.